Sevgili izleyiciler, bakın ne Bahçeli'nin mecliste Özgür Özel'e ile yaptığı o kişisel konuşma rastlantıdır, ne de DEM partililerinin elini sıkması bir rastlantıdır. Neden mi sevgili izleyiciler? Çok basit, hemen verelim. Çünkü DEM startı verdi sevgili arkadaşlar. Dedi ki, müzakereye ve diyaloğa hazırız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması siyasetin gündemine otururken DEM Parti cephesinden dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi. Demokratik bir anayasanın ihtiyaç olduğunu belirten eş genel başkan Tülay Hatimoğulları bunun için yapılması gerekenleri anlattı. Hatimoğulları onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız dedi. Yeter mi? Yetmez. Bugün Devlet Bahçeli yine bir açıklama yaptı sevgili arkadaşlar. DEM Parti ile tokalaşmasının gerekçesini söyledi. Biz durduk yere el vermeyiz. Şimdi kimileri o meclisteki Özgür Özel'e yaptığı açıklamanın da aslında öyle demek istemediği, kendinde olmadığı, aklı yerinde olmadığı, işte kameraların olmadığını zannediyorlardı tür açıklamalar. Hepsinin hikaye olduğunu baştan söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Özgür Özel'e yönelik o açıklama da, DEM Parti'ye yönelik diyalog girişimi de rastlantı değildir. Çünkü Bahçeli bugünkü grup konuşmasında kurduğu cümle aynen şöyle. Uzattığım el, gelin Türkiye Partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir. Bahçeli Birleşmiş Milletleri de seslenerek İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir dedi. DEM Parti eş genel başkanı da sevgili arkadaşlar cümlesi de hiçse onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye müzakere ve diyaloğa hazırız dedi. Demokratik bir anayasa için el uzattı sevgili izleyiciler. Yani söylemek istediğim olay şu. Hiçbir şey rastlantı değildir siyasette. Hiçbir gelişme rastlantı değildir. Bir taraftan Özgür Özel'le ilgili kaset iddiaları ortaya saçılırken ve bu gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bizzat Özgür Özel'le yol arkadaşlığı yapmış MYK düzeyinde, genel başkan yardımcısı düzeyinde isimlerle yayıldıysa, ki bunlardan biriyle ben konuştum, yayıldıysa bu bir kere ateş olmayan yerden duman çıkmazdır. Bu bir. İki, bu aynı zamanda Özgür Özel'i ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni demokratik bir anayasa, yani anayasa değişikliği sürecinde normalleşmenin devam ettirilmesine yönelik olarak bir sopadır sevgili izleyiciler. Bir sopadır. Çünkü medyaskopiye vermiş olduğu demeçte Özgür Özel dün ne diyordu? Ben bitti demeden bitmez. Normalleşme devam edecek. Ben nasıl ki Erdoğan'a gittim, paşaları serbest bırak dedim ve bırakıldılarsa, gezi sanıkları içinde istedim ama orada bir takım problemler çıktı diyerek aslında anayasanın, adaletin, mahkemelerin, savcıların ve hakimlerin, Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın aslında hepsinin gereksiz olduğunu, bu tür yargılamaların da sevgili izleyiciler, adalet dışı yargılamalar olduğunu Özgür Özel kendi diyaloğuyla, paylaşımıyla deşifre etti. Yani kontrollü muhalefet, kontrol edilebilen bir muhalefet, kontrol edilmeye açık bir muhalefet ve o iddialar sevgili izleyiciler, açık net bir şekilde söylüyorum. Açık, çok net. Özgür Özel'i ve CHP'yi kontrol etmek amacıyla duyurulmuştur. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Nedeni de şuradan dolayı. Çünkü bir iddia karşısında o iddiaya maruz kalan tarafın ben kanserim diye açıklama yapması, gözyaşlarıyla açıklama yapması iddialara yönelik değil ama onun üzerinden bir vicdan olayı kurması, bir duvar çekmesi, bir kalkan oluşturması da işin apayrı bir yanıdır. Gün gelir bununla ilgili olarak bu coğrafyada konuşulur. Şimdi
Gülşah Turbay'la ilgili olarak kaç yıldır partili olduğunu, partiye emek verdiğini söyleyen Özgür Özel'e sorulması gereken soru şu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal döneminde de Özel Kalem Müdürü de kaç yıldır partiye emek veriyordu? Ama ne yazık ki Deniz Baykal'ın sevgilisiymiş. O sevgili arkadaşlar daha sonra bizzat Deniz Baykal tarafından milletvekili yapılmıştı. Ankara milletvekili tahmin ediyorum. Sevgilisini milletvekili yapmıştı. 30 yıllık gazeteciliğim boyunca belde başkanlarının, ilçe başkanlarının, il başkanlarının sevgililerini, kapatmalarını, dostlarını, meclis üyesi yazdığını, il genel meclis üyesi yazdığını bilirim sevgili izleyiciler. Öyle şaka maka değil ha. İddialı da sormak gerekiyor. Sevgililerini de kapatmalarından da kaçını milletvekili yazdılar diye de sormak gerekiyor. Kısacası kirlenmiş siyasetin, satılmış siyasetin ortasında biz umut besliyoruz. Bana sorarsanız dünkünden daha az umutsuzum. Çünkü DEM Parti'nin açıklamasına bakınca demokratik bir anayasa için zaten Erdoğan anayasa istiyor. Sevgili arkadaşlar dün anlatmıştım. Erdoğan tarihini söyleyeceğim. Yanlış bir şey söylemeyin lütfen. 14 Eylül 2024 tarihinde 32.662 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eski cumhurbaşkanlarının maddi ve manevi korunmalarına yönelik olarak bir kararname yayınladı. Dün anlatmıştım. Burada sadece cumhurbaşkanlarının şahsiyeti değil, aile bireylerinin de şahsiyeti bir suç kapsamı içerisine konuldu. Sadece aile bireyleri değil, cumhurbaşkanı yardımcıları ve aynı zamanda bakanları da sevgili arkadaşlar. Hatta kan bağı olmayanlar da dahil olmak üzere. Kısacası bu bir kararname. Bunun teminat altına alınması gerekiyor bir yasa değişikliğiyle. Ve aynı zamanda bir anayasa değişikliğiyle Erdoğan'ın yeniden iki dönem Cumhurbaşkanlığının aday olabilmesinin önünün açılması gerekiyor. Yoksa demokratik anayasa yapmak istiyor. Demokratik bir adalet sistemi kurmak istiyorlar. Ben böyle bir niyetlerinde, böyle bir gayretlerinde olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsa zaten bugünkü koşullarda bile bu mümkündür. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını işletmiyorlar. Çok